Bizi dinlemedin. Uyarıları okuyamadın. Bak başına neler geldi Akgün Efendi. Diyorsun ki mekan açıyorsun, ben de yarısına çöküyorum. Çünkü babam Halil Sadi sancaklar, doğru mu anlıyorum? Çok doğru lan. Oğlum, sen teklifi biraz daha yükselt. Yoksa akşama kadar aynı şarkıyı okurdururum ben sana. Bir sus lan artist, as. Bak Soner kardeşim, mekanda hak iddia ediyorsan bir orta yol bulunur. Sal bu çocuğu, insan gibi konuşalım biz. Hem baban da tasvip etmez bu yaptıklarını. Oğlum bir şey söyleyecek çocuk, çıkartın lan. Ahmet abi yalvarma bu Ezi'ye. Babası olmasa bunun yer mi? Ha? Babası babamın karşısında zamanında ayak ayak üstüne atamazdı bunu. Onun ezikliğiyle film çeviriyor dangoz bize. Lan artist. Devran döndü. Biz izin vermesek baban içeride bir sonraki nefesini alamaz. Selçuk Taşkın mı? Aynen. Babam babanın sahibi, ben de senin. Hatırladın? Tabii tabii, çok iyi hatırladım. Öyle kafana göre mekan toplayıp bizi dışarıda bırakmak var mı lan? Ne yapacaksın lan? Harbiden. Sen gece kulübünde sahne mi alacaksın? Lan, harbiden öldürürüm seni. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Allah aşkına bir durup. Soner, Soner, Soner. Allah aşkına izin ver, ben bir konuşayım. Akgül, oğlum bak birazcık hatırım varsa makulü bulalım, buradan çıkıp gidelim ha diyelim, tamam mı? Ahmet abi ya. Fırsat verme şu heriflere. Kafa yeterince kattık değil mi? Hı hı. Aferin. Tamam. Çekil, çekil, tamam. Tamam lan. Ver sözleşmeyi imzalayacağım. Aferin. İşte böyle. Ortak mı diyeceğiz birbirimize lan? Sen kocacığım diyeceksin. Espri yaptı Gülen. Kalemi unutturma ama kalem pahalı. Vereceğim, vereceğim. Senin de imzan lazım ama. Hadi atla imzanı, işimize bakalım. Fazla teferruat var burada, hadi al. Al. Acaba gelin hanımla bir fotoğraf mı alsak? Akgün ne yaptın? Sakin. Sakın. Akgün yürü. Kalem yakıştı hele. Yürü, yürü, yürü. Sakin. Bitti lan sen, bitti. Oğlum sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Öldürdün ikimizi de. Ya olan oldu, bunun tedavisiydi. Babasını ağlamasaydı bir iki saati bulur zaten peşimden koşmaları. Sonra peder içeriden devreye girer, halleder bir şekilde. Arayacağım seni Ahmet abi, bir eve uğramam lazım. Birkaç parça eşya alacağım. Tamam. Şş, bana bak. Oğlum sen ne zaman durulacaksın? Aklı başında güzel bir kız bul, evleneyim. Belki durulurum o zaman. Hadi oğlum, hadi. Ahmet abi. Vallahi kusuruma bakma, yordum seni buraya kadar ya. Zahmet verdim. Olsun. Bu ne soğukluk ya? Bir sıkıntı mı oldu? Her şey yolunda. Kusura bakma Akgün. Bunu yapmaya mecburdum. Ne oldu lan? Hainin oğlu. Betim benzin attı bakıyorum. Olur mu lan? Seni gördüm, moralim yerine geldi. Bak bundan sonra benimsin. Seni evimin bodrumuna zincirle bağlayacağım. Bu el iyileşene kadar her gün bir parmağını kıracağım senin. El parmakları bitti mi ayak parmaklarına geleceksin. Ayak parmakların bitti mi tırnaklarını çekeceğim. Allah'ım diyeceksin, şu el artık bir iyileşsin ya. Sonra da babanla beraber yan yana seni bir çukura gömeceğim. Nefesin kesilmemişken öleceksin. Beğendin mi lan? O el sana benim hediyemdi. Madem bu kadar beğendin hediyemi,
O zaman ben sana bir hediye daha vereyim. Dikkat, dikkat! Çabuk, çabuk atla, çabuk! Yakalayın! Çabuk, çabuk! Kırmızı, hadi! Bu nereden çıktı? Yürü, yürü! Helal be sana, gel yürüyeceğim! Dur, dur, kaza yapacağım! Niye geri döndün sen, savcı kızı? Ben sana dedim, değil mi? Ben sana dedim, salaklık yaptın dedim, al işte! Ama bak, bu hiçbir şeyi değiştirmez, hala sana gıcık oluyorum, tamam mı? Niye geri döndün? Bilmiyorum. Bas Buzo, bas, bas. Arkadalar! Oo, arkadalar geldiler. Dur. Çabuk çabuk bu kötü haber. Çabuk devam. Tamam tamam. Bas sen. Bas kızım bas. Bağırma bana. Dur önüne. Sağ geç, sağ geç, sağ geç. Geç sağ. Tamam geçiyorum. Çok dur. İyi, çok iyi gidiyorsun. Sağ, dur sağ geçiyor, sağ geç şimdi, sağ geç. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Devam et. Polis. Polis, polis. Sağda çevirme var, gel oraya. Devam et sen, devam et, devam et, devam et. Bekle burada, bekle. Vay. Akgün Taşkın. Kardeşime bak ya. Eray, ne yapıyorsun? Ne işin var senin de gene? Ha, geliyorsun bir ara demiyorsun. Öyle gelişti o durumlar. Bu adam var ya, buralarda karşılaşabileceğin türde adam değildir ha. Bakma böyle efendi durduğuna, tehlikeli adamdır. İstanbul'un yarısı ailesindi bir zamanlar. Nasıl peder, sağlığı saati? İyi, iyi, sağlığı saati yerinde. İyi, maşallah maşallah. Eray, geç kalıyoruz yalnız. Eray, dikme oğlum kızı burada, sonra görüşürüz. Dur be ya, dur dur, nerede kalıyorsun? Bir tanıdıkların yanında. Hah, süper. Akşam misafirimsin, hayatta bırakmam. Yeni mekan açtık, Alaçatı'da yıkılıyor oğlum, görmen lazım. İnsan seçiyoruz kapıda. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim de, vallahi daha sonra uğrarım ben. Abi, bak. VIP pass bunlar, tamam mı? Kiminle kalıyorsan onları da getir. Bir gel, bir mekanın tadına bak, ye iç, ağırlayalım seni kanka. Eyvallah, ne demek istediğini anladım. Ama daha sonra Eray, benden bugün bir yol olmaz. O zaman şöyle yapacağız. Bizim pederin tekneyle kaçıracağım seni bir gün. Hmm. Biz arada çıkıyoruz. Koy koy dolanıyoruz. Hmm. Anladın sen onu. Yunan'da ahtapotumuzu yer döneriz kardeşime. Belki de dönmeyiz kafamızca, beni biliyorsun. Yunan derken karşısı mı birader? Ha, Sakız Adası. Kontak yarım saatte oradayız kardeşim. 750 beygir makine 100 mi uçuyor, görmen lazım ya. Karşısı Sakız Adası. Tekneyle de bir saat sürmez. Hani adam akıllı bir plan yapıp kaçmak istersen diye. Şişt. Sana bir dağıtın çözeriz. Ha? Dönmek istemeyeceksin kardeşim. İki dakika konuşalım mı seninle Eray? Konuşalım. Vallahi. Ha. Hadi. Ne oldu oğlum? Başımda bir iş var Eray. Yardımın lazım. Tabii kardeşim, ne olursa ya. Sen şu biletleri versene bana. Mekana gelmeye çalışacağım. Orada konuşuruz. Hadi şimdi yola. Düştüğümüz şekilde bak, çoluk çocuktan para kopartır olduk. Haydi, ben bunları unuttum. Ne yapacağım şimdi? Ulan Hakkı, savcının sivillerinden kaçarken teşhircilikten yakalanmadım.
Eray buralarda mı? Eray Bey, evet buradaydı. Akgün geldi der misin? Buralardayım ben. Tabii. Akgün. Tabii. Akgün, gelmişsin. Naz? Ya kusura bakma, beni bağışlayabilir misin? Rahat ol, küs değiliz. Gerçekten seni ekmek istemezdim ama yağmursuz beni bırakmadılar. Kansız yağmur gelemiyordu. Onlar da seni pek sevmiyor. Ya böyle zincirleme reaksiyon oldu, çok affedersin. Bir şey söyleyeceğim. Rahat ol, küs değiliz. Kızım hadi gel dans edelim. Ama benim birazcık işim var. Ya iyi ki geldik. Fark etmez, ben seninleyim. Her yer olur bana. Ya kızım ama bir şey soracağım sana aşkım. Ne? Sor. Orif'in senin gittiğin markette ne işi vardı? Kaan taktın. Aşkım hayır bak, belki seni takip etti o adam. Etmedi. Hayır tamam, etsin, ne fark eder Kaan? Uzak dururuz, olur biter. Ya aşkım babanla beraber karşıdaki evde kalıyorlar. Ne kadar uzak durabilirsin ki? Anlıyorum. Ya inan en az ben de senin kadar gıcık oluyorum ona ama yani ne yapalım? Hadi bak eğlenmeye geldik, mahvetmeyelim. Tamam, bundan sonra akgün löfü falan etmek yok. Vallahi yok. Tamam. Anlaştık. Akgün? Naz? Dur. Benim burada ufacık bir işim var. Sonrasında buradayım. Yanındayım, beraberiz. Tamam mı? Ya ne işin var? Ya biz seninle ne konuştuk? Ha? Yağmur sakin olur musun? Lan sen bir dur ya. Ya savcının kızı, bu ne tansiyon? Allah Allah, sakin ol savcının kızı. Ben bugün seninle çok açık konuşmadım mı? İnadına mı yapıyorsun? Ya çok meraklıydım size. Ben çok meraklıydım size. Yağmur ne oluyor, söyler misin lütfen? Ne bu tripler? Herkes bize bakıyor, farkında mısın? Naz, konuşmayacaksın o adamla, tamam mı? Oldu, bağış üstüne. Annem mi kaçtı içine? Hayırdır? Ne konuşuyordun onunla? Ay ne konuşacağım, bir şey konuşamıyorum. Tamam, tamam Kaan gidiyoruz, hadi. Hadi yürü. Yürü. Bırak. Kendine gel. Senin karşında çocuk yok. Öyle gel gidiyoruz, aa. Sen istiyorsan git. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Naz. Naz. Ya bırak, hadi gidelim. Ya dur Kaan. Ne yapayım, o adamla bırakamam Naz'ı burada. Bay, kral, hoş geldin. Adam, ne yaptın? Gel, gel, gel. Nasıl mekan, nasıl, beğendin mi? Çok güzel oğlum. Şahane. Yapıyoruz bir şeyler işte. Ha, güzel, güzel. Çok da etiket olmadan gel şöyle konuşalım senin. İyi, gel konuşalım bakalım. Gel kanka, gel. Eray, başım belada benim. Ya, çok şaşırdım kardeşim. Oğlum ciddiyim. Benim acilen kaçmam lazım yurt dışına. Sakız'a falan. Ha kaçak yani. Mecbur. Pasaport yok, hiçbir şey yok. Ne yaptın abicim sen bu kadar ya? Olaylar gelişti. Geldiğim son nokta da bu işte. Bak biliyorum senden istediğim şeyin riskinin farkındayım. Ama diyorum ki pederin teknesiyle beni atıversen mi Sakız'a? O iş beni aşar be aklın yani. Hadi lan oradan. Gel kardeşim beraber Sakız'a geçelim, ahtapot diyelim falan filan. Abi dedim de pasaport falan olmadan mümkün değil böyle şeyler, saçmalama. Oğlum burası senin çöplüğün değil mi? Kesin biliyorsundur bir yolunu yordamını. Bak, şimdi bu işi yapan birileri var. Ama yani nasıl geçiriyorlar karşıya bilmiyorum. Hiç önemli değil benim için. Kimdir, nedir? Beni buradan alsın, Sakız'a atsın yeter. Ha ama... param yok benim. Senden para mı istedik be oğlum? Ha? Eyvallah. Bak, beni biliyorsun. Faiziyle öderim, borcum neyse ne. Sen bana para verme. Sen bana bir iyilik yap. Söyle. Şimdi aga, bir takım tipler var. Bu bölgenin aracını yiyorlar. Şimdi bizim mekanda iş yapınca musallat oldular tabii. Ben bunları bir iki savuşturdum. Ama eli artırdık o piller. Bak gitmezsek çökecekler mekanı. Akgün gözüm lütfen acı. Kimmiş? Ya değiller. Sen Selçuk Taşkın'ın oğlu olarak yanımda bir kere görünsen yemez bir daha. Ha? Tamam olur. Ne zaman?
Şimdi mesela kanka. Ne duruyoruz ki? Hadi gidelim lan. Aslanım benim be. Biliyordum kardeşin arka çıkacağını. Şimdi bitirdim sizi var ya. Adamsın be. Sahibini çağır, sahibini. Hadi ama ne duruyorsun? Hadi hadi koş 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 koş. Koş. Çağır. Birol abiyi çağır. Kardeş, hoş geldin. Bilal. Hoş bulduk Bilal. İki çiplemim var sana. Konuşacağımız her şeyi konuşmadık mı? Dur, dur, acele etme, dur. Bir arkadaşımı tanıştırayım, ayıp. Akgün Gökalp Taşkın kendisi, bildin mi? Selçuk Taşkın'ın oğlu olur. Ne oldu bebiş? Sustun be. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Konuşulacak mevzu belli. Eray'ın mekanından haraç kesme olayınız bitti. Eray kardeşimin ayağına değen taşı oraya kim koyduysa bundan sonra sorumlusu olur, karşısında da beni bulur. Şimdi sana olayları yanlış aksettirmişler Akın kardeş. Biz Eray'a verdiğimiz hizmetin bedelini istiyoruz. Koruma hizmeti verdik, borcunu ödemedi. Bize paramızı versin, başka alışverişimiz olmaz. Lan! Seni de borcunu da lan! Lan sus, ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Eray! Bırak, bana bak! İndir! İndir! İndir lan silahları! Tepemin tasını attırmayın lan benim! İndir lan! Bak şimdi, güzel abi. Şöyle yapıyoruz. Biz buradan arabaya binip gidiyoruz. Bu mevzu da burada kapanıyor. Eğer herhangi birinizi Eray'ın mekanının yakınından bile geçerken görürsen benim için de söz biter. Selçuk Taşkın'a saygımız sonsuz. Ama bu iş böyle kapanmaz kardeş. Kimsiniz lan siz? He? Kaç paralık adamsınız lan siz? Hepinizi tek tek bu mekan dahil buraya gömdürürüm, biliyorsun değil mi? Hı? Tekrar ediyorum. Biz arabaya binip buradan gidiyoruz. Bu mevzu da burada kapanıyor. Anlatabildim mi? Bir arabaya. Lan bin şu arabaya. Tövbe estağfurullah. Sakın. Tamam kanka ya. Oo, amma abarttın. Sanki adamları... Oğlum, sakin oğlum. Ne yapıyorsun ya? Adamlara sen yanaşmışsın. Korumalarını almışsın, karşılığını vermemişsin. Hikayeyi bana çöktüler diye eğip bükerek anlatıyorsun bana. Üstüne bir de yanına beni katıyorsun. Emanetli şekil yapıyorsun. Yer miyim lan ben? Hı? Dünkü çocuk mu zannettin lan sen beni, ha? Tamam kanka, tamam. Yakaladın beni, tamam. Bak bunlar üç kuruşluk herifler, tamam mı? Aynılıkta değiller bizle. Bak birader, beni dinle. Bir, biz diye bir şey yok. Onu o kafana yaz. İki, emanetle şekil yapacaksan eğer artık iş insanı değil eşkıyasın. Eray, duydun mu beni? Al şunu. Al lan. Bak birader, bu camiaya sonradan girilmez. İçine doğarsın. Gel içine. Şimdi ben üstüme düşeni yaptım, sıra. Sıra kimde Eray? Sıra bende kanka. Şimdi hemen çıkar telefonunu. Beni sakıza geçirecek bağlantınlara hemen. Çabuk.
Çabuk tamam, lan. Tamam kanka, tamam. Sözüm söz, tamam. Mekana gidelim, hemen halledeceğim. Calm down kanka ya. Düş lan önüme. Tamam, arayacağım kanka. Düş. Tamam. Karaburun. Esendere koyu. Parayı benden tasdir edeceksin reis. Hah. Eyvallah. Eyvallah, sağ olasın. Senin işi çözdük kanka. İki gün sonra sabaha karşı tekne. Net saati belli olunca haber verecek. Yalnız sıkıntı şu ki seni 200 metre açıktan alacaklar. Nasıl açıktan alacak beni? 200 metre nasıl? VIP servis abi bu. Yani insan kaçakçısı gibi bekleme. Bir tane balıkçı abimiz hatırımız için yapacak. Yanaşamıyor, riskliymiş. Yani seni demirlediği yere götürecek bir sandal, bir kayık falan bulmak lazım. Olmaz öyle iş. Sen götüreceksin beni. Tekneyle sen götüreceksin beni. Ha. Kendin çözemez misin kardeşim onu ya sen? Siteden çıkana kadar anam ağladı her ay. Girişine, çıkışına, her yerine ekip monte etmiş savcı. O yüzden olmaz. Sen götüreceksin. Abi. Nasıl, tekneyle siteye mi yanaşacağım şimdi? Deniz değil mi orası Eray? Yüzmüyor mu bu tekne suyun üstünde böyle? Sen geleceksin, götüreceksin beni. Beni sen teslim edeceksin. Beni sen teslim edersen ancak hesabını kapatırım senin. Tamam, hallederiz herhalde ya. Kaydet. Ben seni aramadan beni arama. Haber vereceğim sana. Cüzdanı ver. Yo. Kardeşim güven bana, sözüm söz. Kimliğimi falan alacaksan gerek yok yani. Cüzdanı ver. Bu benim taksi param. Borç. Al abi, daha çok al, yetmez o. Arayacağım seni, bekle telefonumu. Dur geçireyim seni.